objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de ilk haftada oynanacak olan Bursa Spor Adana Spor maçının öncesini özel olarak Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Biz biliyorsun normalde Bursa Spor Adana Spor maçının öncesini stüdyo formatımızda konuşacaktık ama özellikle Bursa Spor'dan çok hamle beklediğimiz için, ayrıca Adana Spor'dan da yine transfer hamlesi beklediğimiz için ki salı günü konuşamadık. Zaten Bursa Spor'da da Adana Spor'da da transfer gelişmeleri oldu. Özellikle Bursa Spor'da bayağı bir gelişme oldu. Ayrıca Stat'ın yeni bir isim hakkı oldu biliyorsun, bir yıllık bir sponsor. Bursa Spor oradan çok ciddi bir gelir gelecek. Bursa Spor transferde çok hareketli malum. Geçen hafta Erhan Erentürk'le anlaşılmıştı. Luka Japan gelmişti. Ozan Sol bu pazartesi günü geldi biliyorsun. Bugün cuma, bu videomuz cumartesi günü yayında olacak. İzleyicilerimize de onu söyleyelim, hani izlediklerinde anlarlar zaten. Ayrıca Bursa Spor yarın toplu imza töreni yapacak biliyorsun. Kalabalık bir şekilde bir gövde gösterisi yapacak Bursa Spor. Hasan Ayaroğlu gelmişti önceden ama maalesef o Covid geçirdiği için takımla idmanlara çıkamıyor şu an. Belli bir süresi var. Ufuk Budak'la anlaşıldı, Altınordu'dan tecrübeli sol bek. Massimo Bruno'yla anlaşıldı ki bu oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Anlatacaksın sen zaten. Namık Alaskarov'u geçen hafta konuşmuştuk. Bu isimle de yarın imzalanacak. Tim Matavs'la anlaşıldı. Tim Matavs hem Sloven milli takımı için önemli bir oyuncuydu zamanında. Ayrıca Hollanda Ligi'ni estirdiği yıllar var. Kasıp kavurdu. Çok kaliteli bir futbolcu. Avrupa futbolunu yakından takip edenler PSV Eindhoven'dan çok iyi tanıyor Matavs'ı. Bir de Reagi Ofos'u geldi biliyorsun, yabancı transfer. O da Krakowia'da, üniversite Krakowia'da. Krakowia'da. Hatta Galatasaray'a gelen Çiçal da onun takım arkadaşıydı biliyorsun geçen sene. Siyahi kanat oyuncusu bu oyuncu da. Bir de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek de geldi. Burak Kapacak transferi karşılığında. Açıkçası Bursa Spor kağıt üstünde Emin Adanur Başkan çok çok iyi transfer hamleleri yaptı baktığımızda ve geçen sezon tahtasını açamayan Bursa Spor biliyorsun çok dar bir kadroyla oynamıştı. Şu an Mustafa Er Hoca'nın eline başkan çok iyi bir kadro yapıp verdi Emin Başkan. Sen ne düşünüyorsun bu transferler için? Bursa Spor bu hamlelerle sence ilk iki adayı oldu mu? İlk altı adayı oldu mu en kötü? Yorumun ne olur? Geçtiğimiz sezona oranla çok çok iddialı bir Bursa Spor izleyeceğiz. Neler söylersin? Öncelikle Bursa Spor'un da tahtasının açılmasını ve yeni transferlerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Aynen, yaklaşık inşallah. 1,5 sezon sonra Bursa Spor tahtayı açtı ve yabancı oyuncu transferlerini ve yerli oyuncu transferlerini yapmaya başladı. Zaten ilk başta biliyorsun Hasan Ayaroğlu ve Luka Çapan transferleri yapılmıştı. Son olarak da bugün ve yarın daha doğrusu resmi imzalar atılacak. Reagi Ofosu, Altınordu'dan Ufuk Budak, ardından Massimo Bruno, Tim Matas ve bizim geçen haftada konuştuğumuz Alas Garol transferi. Bir de ayrıca İsmail Yüksek transferi var biliyorsun. O da Fenerbahçe'den Burak Kapacak karşılığında gelen oyunculardan birisi. Ve ayrıca da Uğur Kağan Yıldız var, sağ bek oyuncusu. Şimdi Bursa Spor'un yapmış olduğu yabancı oyunculardan gidersek Ofosu, Matas, Alas Garol'u zaten konuştuk, onu ayırıyorum. Bir de Massimo Bruno, bu üç oyuncuyu konuşacağım. Massimo Bruno biliyorsun Mons'un altyapısından yetişmişti. Ardından Anderlecht'e bir transfer oldu. Anderlecht'ten zaten biliyorsun Salzburg'a transfer olmuştu. Salzburg'dan Leipzig'e transfer oldu ardından. Ki ciddi bir rakamla gitti. 7 milyon euro gibi bir rakamla transfer olmuştu Massimo Bruno. 7 milyon euro değil. 5 milyon euro olması lazım galiba. 7 milyon euro transfer olan Matavs'dı. O yüzden aklım oraya gitti. 5 milyon euroya Massimo Bruno transfer oldu. Ciddi iyi takımlarda oynadı Massimo Bruno ve zaten son olarak da Charleroi'deydi yine Belçika Ligi'nde ve hani Massimo Bruno çok gezgin bir oyuncu, onu söyleyelim. Hani kanatlara sarkan, yani kayan, oradan top alıp arkadaşlarını besleyen, ortalar açan, beklenmedik şutlar atan, araya iyi kaçan, her türlü özelliğe sahip oyunculardan birisi. Yani şu anda Süper Lig'de birçok orta seviye takımlarına götürelim, bu oyuncular çok rahatlıkla oynayabilecek oyuncular, onu söyleyelim bir kere. Ama şu iki oyuncu için şunu tekrardan söyleyeyim.
Massimo Bruno ve Tim Matavs için. Bu da bir parantez olsun. Bu iki oyuncunun kariyerleri son dönemde biraz düşüşte. Hani çok düşüşte değil, dibe vurmadı. Yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Ama bu oyuncuların üzerinde durulursa, peki zaten Bursaspor yönetimi de bu oyunculara bir hedef vermiştir. Hani hedefler Tabii. doğrultusunda bu oyuncular geldi. Bu oyuncular yine kendi o asıl bildiğimiz oyuncular gibi, yani o Massimo Bruno gibi, Tim Mataz gibi performanslarını bence göstereceklerdir. O yüzden TFF Binicik'in üstünde oyuncular. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Gayet iyi transferler. Name Kalaskorov'u zaten konuşmuştuk. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tim Mataz'ı çok fazlasıyla bu sene besleyecektir. Onu da söyleyelim. O da iyi bir transfer ve 50 bin euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek aldı Bursaspor ve hayırlı olmasını diliyorum. Nefçi Bakü'den geldi ayrıca. İnşallah. Ben Bursaspor'un biliyorsun Hasan Ağaroğlu transferinin yanlış olduğunu söylemiştim. Onu söyleyeyim. Ben buraya bir tane daha transfer ekliyorum. İsmail Yüksek. Bizim programlarımızı izleyen izleyiciler geçen seneden bilir ki Adana Demirspor transfer ettiği zaman da çok çok yanlış bir transfer olduğunu söylemiştim. Sezon bitmeden oyuncu kadro dışı kaldı ve sezonu hani kadroya giremeyerek tamamlamış oldu. Ben bu İsmail Yüksek transferinin yanlış olduğunu düşünüyorum son transferlerde. En başta zaten Hasan Ayeroğlu. Uğur Kağan'la ilgili bir şey demiyorum çünkü oyuncu hiç izlemedim. O yüzden hani oyuncu ile ilgili ben doğru yanlış hiçbir şey söyleyemem. O yüzden onun da performansı için bir görmemiz gerekiyor ve İsmail çok çalışın. Sakat olmasından dolayı ona da aslında bir şans Evet. doğdu. Kendisini gösterirse formayı kapabilir. Onu söyleyelim. Ofosu transferi de zaten şöyle söyleyeyim. Romanya Ligi'ni takip ettiğim için oyuncu da iyi biliyorum. Çiçaldo'nun dediğim gibi yine takım arkadaşı. Daha doğrusu senin dediğin gibi. İyi Aynen. bir kanat oyuncusu. Sol açık oyuncusu. O da Matas, Alaskoro'yla beraber, Bruno'yla beraber ve arkada eğer Çapan ön libero pozisyonunda oynarsa geriden işte pas alışverişlerinde çok fazlasıyla birbirlerini besleyecek oyuncular ve Ofosu'nun da ben çok fazlasıyla asist gol yapacağını düşünüyorum. O da iyi bir transfer. O da 150 bin euroluk bir bonservis bedeliyle geldi buraya. Gayet uygun bir rakam. TFF Binicik için de uygun bir rakam ve ben sana şöyle söyleyeyim. Hani oyuncu şu anda 29 yaşında belki ama bir transfer yapabilir bir yere. En kötü 250-300 bin euro. Yani oradan bir az da olsa para bile kazanabilir Bursaspor. Ben öyle Zarar düşünüyorum. etmez diyorsun Yok. Bursaspor iç bütün Hiçbir şekilde Ofosu'da. zarar etmez aynen. Anladım. Tamamdır. Peki Ozan Sol için ne düşünüyorsun? Ozan geçen sene kırmızı grupta ortalığın altını üstüne getirdi biliyorsun olumlu anlamda. 27 maç, 31 gol, 5 asist. Onun sakatlandığı dönemde Bodrumspor çok dara düşmüştü biliyorsun. O dönemden önce Harun da sakatlanmıştı ve Aynen. Bodrumspor Harun'dan sonra Ozan'ı da kaybettiği dönemde felaket sıkıntı yaşamıştı üreticilik anlamında. Ozan biliyorsun Altınordu patentli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu ama Altay'da çok iyi bir dönemi vardı. Fakat geçen seneye kadar son dönemlerde biraz düşüşteydi. Ama geçen sene kendini felaket buldu Bodrumspor'da. Müthiş bir sezon geçirdi. Aynen. Ozan'dan çok ümitliyim ben kendi adıma. Ozan çok kaliteli bir oyuncu biliyorsun. Fizik desem var, koordinasyon varsam desem var. Şut Yetenek desen desen var. var. Aynen güç de var. Ne düşünüyorsun Ozan için? Bursaspor'un bu kaliteli kadrosunda kendine yer açabilir mi? Ben en kötü ihtimal 5 değişiklik hakkının olduğu yerde ki 5 değişiklik hakkı geniş kadrosu olan takımlar için büyük bir fırsat oluyor biliyorsun, nimet oluyor. Aynen. Ozan'dan ben Mustafa Er Hoca'nın rahat verim alacağını düşünüyorum. Ne dersin? Valla Ozan Sol'u ikinci iki takip edenler çok iyi bir şekilde bilir ki biz zaten Tabii. yaklaşık bu sezonla beraber 3 sezon olacak. Ozan Sol'u geçen sene konuşurken bile sezon içinde maçların öncesinde sonrasında hani Ozan Sol'un TFF birinciliğini hak ettiğini söylemiştik. Hatta transfer yapabileceğini de söylemiştik. Aslında ilk başta Altay'a transfer oldu. Öyle haberler çıktı. Ardından o transfer Aynen. iptal oldu. Hani Altay'da da zaten iş yapacağını söylemiştik. Yani kötü bir transfer demedik Altay için de. Bursaspor da iyi bir transfer yaptı. Ben Ozan Sol'un ilk 11'i zorlayacağını zaten düşünüyorum. Onu sana söyleyeyim. Hatta sol kanatta Reagi Ofos alındı ya. İkisi beraber bir forma rekabetine girecekler. Ozan da asıl Tabii. bekçisi sol açık biliyorsun. Ve Ozan Aynen. Ofos'a göre daha böyle skorer bir oyuncu. Onu söyleyelim. Orada bir tatlı bir rekabet olacak. Hani Ozan Sol'un şeyi çok yüksek. Formayı kapma olanağı çok yüksek ama Ozan'da tek bir sıkıntı var. Şu sakatlık durumları. Eğer sakatlık durum olmazsa Ozan fazlasıyla katkı verir bu sezon takıma. Çok iyi bir transfer Ben oldu. de aynı düşünüyorum. Ufuk Budak için ne diyeceksin? Ufuk çok tecrübeli bir sol bek. Önemli kulüplerde de oynadı biliyorsun TFF birincilikte özellikle. Geçen sene playoff finali oynayan Altınordu'nun as sol bekiydi ve Altınordu bir de 3-5-2 oynuyor biliyorsun genelde. Geçen sezon çok oynadı 3-5-2'yi Altınordu. Ufuk o sol tarafı gidip geliyordu sürekli.
Ben kendi adıma orada Onur Atasayar'ı daha önde görüyorum yine de. Ufuk bence değerli bir oyuncu. Fakat şöyle olumlu bir yanı oldu bu transferin. Onur Allah korusun bir şey olursa Bursaspor'un güvenebileceği bir sol beki var. O açıdan iyi oldu. Ne dersin? Vallahi sen hani bir Onur'da Allah korusun bir sakatlık olursa Ufuk'un götürebileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum, Ufuk yetenekli bir oyuncu. Tecrübe olarak da gayet yeterli. Vallahi ben Bir de Ufuk'a zaten Türk sol bek yok piyasada. Kimi alabileceksin? aynen. Sen biliyorsun, senin adın artık sol bek olarak çıktı yani. Sen her takıma sol bek sol bek diyorsun. Ama öyle cidden. Ufuk Budak'tan daha iyi bir sol bek de bulabilecek misin? Ne diyorsun Türkiye TFF 1. Ligi'nde? Yerli var mı? Vallahi ben zaten Ufa iyi kötü bir şey demiyorum. Ben göreceğim Aha. performansını yapar veya yapamaz demiyorum. Zaten şu şöyle bir şey de var. Zaten ligimize bakarsak hem Süper Lig hem TFF 1. Lig ki ikinciye kadar bile bu uzanıyor aslında. Sol bek Tabii. sıkıntısı var yani. Hani Kanayan niye yaramız. kanayan yara yani taraftarlar hep diyorlar ya sol bek. Bir yer sıkıntı yaşıyorsa bunu Tabii. söyleyeceksin. Şimdi milli takımda ne sıkıntısı var mesela? Forvet. Değil mi? Aynen. Şimdi biz bunu sürekli söylüyoruz ya millet bize diyebilir mi? Siz niye forvet diyorsa. Yok yani hala 36 yaşındaki Burak Yılmaz var mesela. Şimdi Türkiye Aynen Ligi'nde öyle. de ayrıca bir de sol bek sıkıntısı var. Yani yabancı oyuncu bulamazsan ki TFF 1. Ligi'nde zaten yabancı kısıtlaması daha az. Yabancı oyuncu sayısı daha az. O yüzden otomatikman birçok takım yerliyle geçiştirmeye çalışıyor ama yetmiyor. Tabii. Şimdi mesela Adana Spor'a geleceğiz. Sol bek yok takımda. Var da iş yapmayacak sol bekler var. Sağ bek hele hiç yok. Büyük Sağ sıkıntı. bek Onu hiç yok konuşacağız mesela. Adanaspor'da. Hani o yüzden ben Uğur konusunda, pardon, Ufuk konusunda bir şey söylemiyorum. Eğer Allah korusun bir sakatlık durumu olursa veya bir forma şansı bulursa Ufuk Onur'dan dolayı o zaman daha net yorumlayabiliriz. Bir de Uğur Kağan geldi. Uğur Kağan'la ilgili de bir şey söylemiyorum. Çünkü oyuncunun performansını bilmediğim için, izlemediğim için, daha doğrusu tanımadığım için Aynen. eğer forma şansı bulursa o zaman daha net yorumlarım. Ozan sol transferi iyi oldu. Bruno iyi oldu. Mataz iyi oldu. Ofos'u iyi oldu. Alas Karov da iyi oldu. İsmail Yüksek'le Hasan Ayaroğlu transferlerinin yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Benim şöyle bir görüşüm var. Bunu kağıt üstünde olarak yapıyorum bu yorumu. Bu transferler için de Tim Matavs'la Massimo Bruno'yu bu ligin rahatlıkla yıldız transfer statüsüne koyuyorum ben. Sen ne dersin? Matavs'ın tamam. Çok Kariyeri rahat. belki biraz düşüşte son dönemde. Hani Arap Yarımadası'na falan gitti ama Aynen. Matavs büyük bir oyuncu ya. Ne diyorsun? Hani şu an bu ligde hani Bursaspor tahtayı açmadan önce mesela şampiyonluğu oynayan takımlardan biri Samsunspor. Matavs'ı getirseydi, Samsunspor getirseydi aynen. mesela. Mesela Manisa FK getirseydi, Eyüp getirseydi, Kocaeli getirseydi de diyecektik bunu. Hani Matavs büyük golcü. Bursaspor çok büyük bir golcüyü getirdi bu lig için bence. Ne diyorsun sen? Ben Matavs'la Massimo Bruno'yu ayırıyorum biraz daha. Bence bunlar çilek transferleri oldu ya. Ne dersin? Vallahi şöyle söyleyelim. Şimdi Tim Matavs çok iyi bir oyuncu. Hatta Tim Matavs'ı biz biliyorsun birçok diyorum. Bir takıma daha önermiştik. Bunun ismini de hatta verelim. Samsunspor'a önermiştik biliyorsun Tim Evet. Matavs'ı başkana. Ama Aynen. tabii ki hiç oralı olmadılar bu transfer konusunda. Gelen oyuncuların hepsinden Tim Matavs daha iyi mesela onu söyleyelim. Gerçekten zaten Massimo Bruno ile Tim Matavs'ı senin dediğin gibi direkt yıldız transfer statüsüne koyuyoruz yani. İlk 5'e değil, ilk 3'e direkt yazıyoruz yani. O derece. Aynen. Bir de benim şöyle bir düşüncem var Bursaspor'la alakalı. Şimdi Bataş'a da biliyorsun Mustafa Hoca'nın yardımcısı. Batal'la da orada genç oyunculara çok büyük örnek oluyor. Zaten çok büyük bir profesyoneldi. Ülkemize gelen en büyük profesyonellerden biriydi. Hem karakter olarak hem de futbolculuk olarak. Aynen öyle. Bursaspor'un bu sezon önü cidden açık görünüyor. İnşallah hani bir talihsizlik falan yaşanmazsa. Mustafa Er Hoca da geçen sene güzel sinyaller vermişti elindeki kısıtlı kadroyla. Şimdi Başkan Hoca'nın eline çok iyi bir kadro yapıp teslim etti. Artık söz Hoca da. Benim tek kendi adıma bir de futbolcular da tabii. Benim Bursaspor adına nacizane kendi görüşüm. Bence bir santrafor daha lazım. Hedef eğer ilk iki ise. Çünkü Matavs'dan başka gerçek santraforu yok takımda bence. Batuhan Kör ne kadar yeterli olur? Ali Akman gittiğinden beri Batuhan kontak kapatmış durumda. Biliyorsun hatta ben onun Burak kapacak gibi gönderilmesi taraftarıyım kendi adıma. Bir de bugün Mustafa Hoca bir açıklama yaptı. İsmail çok çalış. 11. ayda dönecek dedi. Kasım ayında. Kasım ayında 3 ay Bence var. Bursaspor şimdi bir de çok ağır bir sakatlıktan dönecek. Nasıl döneceğini bilmiyoruz. Allah korusun. Çok sıkıntılı bir sakatlıktan dönüyor.
Bursaspor'a bir tane bence sağlam bir sağ bek lazım, kaliteli. Ne diyorsun? Benim Ya kendi görüşüm. Sence başka mevkiler oyuncu lazım mı? vallahi Bursaspor'un kesinlikle sağ bek ve stopere transfer yapması lazım. Bir de forvet hattına. Bu üç bölgeye transfer lazım. Onu söyleyelim. Şimdi forvet hattında zaten Fernando'nun durumu bekleniyordu. O da ceza aldı. 8 ay yok. O Evet, yüzden hiçbir şekilde aynen. transfer edilmeyecek. Ayrıca Yavuz'la ilgili bir görüşme var. Yavuz 500 bin euro istiyor. 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Görüşmeler devam ediyor. Gelirse muhteşem olur. Tabii. Bakalım, ben bu transferin bitirme ihtimalini de çok yüksek görüyorum Bursaspor'un. Göztepe bırakır mı sence Jovic'i? Valla bilmiyorum ya, ben hani Yav için daha doğrusu ayrılmak isteyebileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Olabilir. Ya gelirse Bakalım. müthiş olur. Kesinlikle. Gelirse Jovic müthiş büyük olur. golcü bu lig için. Zaten Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı sene Göztepe formasıyla bu ligde Aynen. şov yapmıştı biliyorsun Valla ben ve şöyle söyleyeyim. Sözünü kestim ama Tim Hatal'da Yok yok. Yavuz yan yana olsun, Bursaspor Ligi'nin en iyi forvetlerine sahip. Kesinlikle. İkisi aynen felaket bir hat olur olumlu anlamda. Adanaspor'a geçelim. Geçelim. Bursaspor'a başka eklemek istediğim bir şey var mı? Bursaspor'un tahtasının açılmasını ve yeni transferlerinin de hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu programı Cuma Aynen. günü çekiyoruz. Cumartesi yayında Evet. olacak. İzleyiciler zaten izlediği zaman da anlayacaklar. Transferler de Cumartesi günü gelecek ve resmileşecek. Toplu imza töreni de olacak. Hayırlı uğurlu olsun diye Aynen dileyelim. öyle. İnşallah. Başkan ve oyuncular hep beraber yeni isimler. Toros Kaplanlarına geçelim. Adanaspor'a geçelim. Adanaspor ilginç bir transfer dönemi geçiriyor bence şu açıdan. Yıllardır ilk defa Adanaspor'a bence bu kadar kaliteli yabancılar ilk defa geliyor. Uzun yıllar Aynen. sonra 7 yıl işte sonra. Toma. Aynen öyle. Mesela Hollanda Ligi'nde geçen sene dördüncü bitiren Vitesse'nin as orta saha oyuncusu Thomas Brands. Aynen. Samuel Tetteh geldi sen çok beğeniyorsun. Zaten Aynen. söylemiştin. Johan Roche geldi. Çok sağlam bir stoper. Üç tane çok iyi yabancı hamlesi yapıldı. Yerli olarak da Samet Ali ve Kadir Keleş geldi. Bir de gidenler var biliyorsun. Cenk Alptekin, Can Berk, Ömer Çiçek, Eren Keleş, Hakan Çinemre. Bu oyuncular için de sadece Hakan Çinemre'yi kayıp olarak görüyorum. Ben kendi adıma. Sen katılır mısın, katılmaz mısın? Bana yorumunu yaparsın. Adanaspor'un hamleleri için neler söylersin? Adanaspor'un kadrosunda bazı bölgelerde sıkıntı var. Mesela sağ bek yok bence takımda. Sol bek konusunda sen bayağı bir Aynen. takıntılısın Adanaspor'un. Kaliteli yerli transferlerine ihtiyacı var Adanaspor'un özellikle 3-4 tane uzun maraton için. Çünkü bu senelik 2 hafta fazla oynanacak biliyorsun Evet. geçtiğimiz yıllara göre. 19 takım var, 18 yok. Neler söylersin Adanaspor'un yaptığı hamleler için? İlk önce direkt bu senin Hakan Cinemre konusundan başlayayım. Onu unutmayalım. Ben Tabii. Hakan Cinemre'nin gidip ya yani gitmesi veya kalmasının, hani gitse de olur, gitmese de olur konusunda düşünüyorum. Hani o konudayım daha Peki. doğrusu. Şey, o kafadayım daha doğrusu. Öyle söyleyeyim sana. Thomas Brands transferinin de hayırlı olmasını diliyorum. Vitesse Aynen Arnhem'den hayırlı uğurlu olsun. geldi. Geçen sene Hollanda Ligi'ni 4. sırada tamamlamıştı Vitesse ve takımın vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Bence gayet nokta ve iyi bir transfer oldu Adanaspor için ki zaten bu sene Tete gibi, Roche gibi iki tane iyi yabancı oyuncu transferleri yapılmıştı. Ayrıca Aynen. biliyorsun El Arouche adı da geçiyor. Geçen gün hatta, yani daha doğrusu geçen gün demeyeyim de geçen haftalarda oyuncuyla anlaşıldığı söylenmişti biliyorsun prensipte. Ama hala bir ses yok şu anda. Ki zaten o da gelirse muhteşem olur ama bu sefer de bazı iyi yabancı oyunculardan bir iki tanesi yedek kalabilecek duruma gelecek. Şimdi Evet, o sıkıntı olacak. kalede Karaçiç var. Önünde Donkor'la Roche var. Şimdi Roşe. Donkor'la Roche'yi kesemezsin. Şimdi ileriden Tete'yi şöyle kesiyorum. Adanaspor tek forvet oynarsa diye kesiyorum. Çünkü Ozegovic oynayacak. Eğer çift Tabii. oynarsa da bu sefer savunmadan Roche'yi keseceğim. Donkor var. Yani ciddi anlamda böyle bir sıkıntı da var ve Adanaspor'un en büyük sıkıntısı da şu: sağ bekte, sol bekinde ciddi bir şekilde kara delik var. Hani 11 oyuncusunu bırak, alternatifte de oyuncu yok. Yani ikişer taneden 4 tane bence transfer şart gibi oraya. O derece yani. Rüştanlı geldi stoper Adanaspor'da hattına mesela. evet. Rüştanlı transferi de yetersiz bir transfer bana göre. Bence de. Yani Adanaspor'un ciddi anlamda iyi yerli oyuncu transferleri yapması gerekiyor. Adanaspor'da şöyle bir büyük sıkıntı var. Yabancı oyuncularla yerli oyuncular arasında kalite anlamında büyük bir uçurum var maalesef. Çok Celil var fazla. iyi yerli oyuncu. Serdar Özkan var. İki. Enver Korkmaz var biraz. Uğurcan'ı beğeniyorum. Uğurcan'ı beğeniyorum ben. Dinamik bir oyuncu. Üç. Bir de alternatif olarak Evren Korkmaz var. Mesela Adanaspor Hakan Çinemre'yi tutup stoper hattında yabancı hakkını
ileriye kullanamaz mıydı? Ne diyorsun? Hakan hırslı ve iyi bir oyuncu biliyorsun. Adana'da hep iyi performanslar sergiledi bir de. Valla tabii Ne o da dersin? aynen o da olabilirdi. Özellikle hücum hattı çok önemli olacak bu sene. Çünkü çok fazla rakip var. Dört takım Tabii. düşecek. Savunma da önemli evet ama hücum daha da önemli oluyor yeri geldiği zaman da. Gol atman gerekiyor çünkü senin. Yemesen Aynen bile. öyle. Bir de sana şunu soracağım. Sence Ahmet Han tekrardan kiralanır mı? Ahmet Han Köse. Adanaspor'un Ahmet Han'a ihtiyacı yok. Kiralanmamalı. Ya. Adanaspor'un kaliteli bir yerli sağ bek'e ihtiyacı var. Hı-hı. Yerli bir sol bek kaliteli diyeceğim de sol bek de yok hakikaten. En sıkıntılı mevki maalesef. Yok. Ben sürekli söylüyorum ama yok yani. Aynen. Mesela kanatlara bir tane iyi Türk oyuncu kiralanabilir. Hı. Süper Lig'de oynayamayacak, süre alamayacak ama bu ligde rahat iş yapacak. Aynen öyle. Mesela hani geçen sene Adana Demirspor'un Yunus Akgün'ü kiralaması gibi. Çünkü Adanaspor'un Serdar Özkan'dan başka kaliteli kanat oyuncusu yok. Oraya yabancı da alamazsın daha. Ne diyorsun? Vallahi kesinlikle alamazsın yani. Şimdi Adanaspor zaten bana göre bu saatten sonra yabancı transferini tamamladı. Ben öyle düşünüyorum. Yaparsa maksimum bir tane gelir. Hani o yüzden kesinlikle 3-4 tane hatta 5 tane iyi yerli oyuncu transferlerine ihtiyacı var. Mesela Rüştanlı Var. geldi stoper hattına. Keşke ikinci ligden iyi hücum oyuncuları, savunma oyuncuları veya daha doğrusu bek oyuncuları gelseydi. Çok iyi bek oyuncuları vardı. Ama maalesef Adanaspor orada yanlış yaptı. Mesela işte diyoruz ya Burak Öksüz vardı. Daha ikinci ligden konuşurken söylüyorduk. Mesela Hatayspor aldı gitti. Böyle çok Aynen. iyi oyuncular vardı. Rüştanlı bence sıradan bir oyuncu. Yani ikinci ligde bile şampiyon oynayacak takımların stoper oyuncusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Ya Rüştanlı zaten Bursaspor'da oynamıştı biliyorsun. Orada Evet. da performans verememişti maalesef. Adanaspor'da yedek kalacak yabancıya çok yazık olacak bence. Ne diyorsun? Karaçiç iyi yabancı şimdi. Donkor iyi yabancı. Roşe iyi oyuncu. Tekteh gene öyle. Ozegovic zaten bu ligin en iyi santraforlarından biri. Bakıyorsun. Thomas Brands bu takıma yedek kalmaya gelmedi mesela bakıyoruz. Sence kim tribüne diyorum çok pardon. Kulübeye Kulübeye. giden kim olur bu maçta? Valla Adanaspor'da 3 tane yabancının yeri garanti. Karaciç, Ozegovic, Brans. Bunu söyleyeyim. Bu üçünün yeri garanti. Dördüncüyü Tamam. de hadi Donkor'la Roşe'den birini koyalım. Hı Tamam hı. mı? Bir tane kalıyor. Burada Tetteh'in ben yem olacağını düşünüyorum. O da taktikten dolayı biraz daha çok. Neden? Çünkü ben Adanaspor'un tek forvet oynayacağını düşündüğüm için. Ama çift oynarsa zaten orada Roşe veya Donkor'dan birisinin kesileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Aslında Adanaspor'un kadrosu 3-5-2'ye de yatkın. Ne diyorsun? Evet İyi bir sağ bek yatkın. olsa. Aynen Çünkü çok yatkın. iyi iki tane santraforu var. Orta sahada Celil ve Brans gibi iki tane çok kaliteli oyuncusu var. Uğurcan da çok koşan tempolu bir oyuncu biliyorsun mesela. Aynen. Üç tane iyi stoperi de var mesela oynatabileceği. Donkor, Roşe, Evren'i kullanabilir hoca. Ama bekler büyük sıkıntı işte. İyi sol bek ve sağ bek olsa Adanaspor çok rahat 3-5-2 oynayabilir. Çok da ters gelebilirdi mesela rakiplerine. Kesinlikle bak şimdi Adanaspor'un çok iyi kalecisi var. Karaciç. Çok iyi stoper hattı Aynen. var. Sol bekte sağ bek evlere şenlik yani. Maalesef. Yani sol bekte sağ bekin yapacağı sıkıntılar, yaratacağı sıkıntılar daha doğrusu yapacağı hatalar bu stoper hattıyla kalecinin işini çok zorlaştırabilir. Bak Adanaspor bu sene o bek bölgesinden çok bireysel hatalı goller yiyebilir. Bunu söyleyelim yani. Ya zaten sağ bekte İsmail Erdoğan oynarsa büyük sıkıntı. Bence İsmail Erdoğan üçüncü lig oyuncusu yani. Mesela Gerçekçi olmak lazım. Ömer Çakı var yani. Ömer Çakı bu takımın oyuncusu değil bir Sol bek kere. o da. Aynen bu da Aynen. sol bek yani. Onun O da dışında sıkıntı. şey var bir Kadir oyuncu daha. Keleş oynar zaten sol bekte Vallahi net. Kadir Keleş'in Canberk'ten hiçbir farkı yok. Al birini vur ötekine yani. Ciddi anlamda bak ben söylüyorum Adanaspor çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Kadir Keleş konusunda niye bu kadar olumsuz düşünüyorsun? Vallahi olumlu düşünecek bir yanı var mı? Ben de sana sorayım. Hatta şöyle söyleyeyim. TFF hani Adanaspor'un hedefi daha doğrusu taraftarın beklentisi Hı? ne? Şampiyonluk. Hadi en kötü işte playoff. Ben de sana Tabii. soruyorum. Şu an playoff adaylarından başlayayım. Şampiyonluğa doğru gideyim. Tuzla Spor, Ümraniye Spor, Bandırma Spor, Kocaeli, Ankara Gücü, Ümraniye, şey Ümraniye diyorum. Samsun, Manisa, Eyüp, Erzurum. Sen bu takımların hepsinde ilk 11'de veya en kötü alternatifte kullanır mısın bu oyuncuyu? Kullanmam ben de. Gerçekçi olmak Ya bu lazım. zaten açıklıyor durumu yani. Bak bu açıklıyor bak. Ümraniye ve Tuzla'da bile kullanamıyorsun değil mi? Yani o yüzden Evet. Adanaspor'da zaten Canberk'i gönderiyorsan onun yerine daha iyi bir oyuncu alman lazım. O zaman Canberk hiç göndermeseydin en azından takımı biliyor anladın mı? Yani şehre Peki sana hakim, şunu takıma da hakim. sormak istiyorum. Yavaş yavaş sona Tabii. geliyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsun? Goller mi konuşur? Hangi tarafı daha önde görüyorsun? Görüşün ne? Vallahi ben TFF 1. programında bu haftanın kısır geçeceğini düşündüm. Hatta birkaç maç dışında. Evet. Aslında zaten bir tane maçta çok bol gol bekliyorum. O da zaten bu maçta. Bursaspor Adanaspor maçı.
Ben bu maçta bol gol bekliyorum. Bakalım bu maçta bol gol izleyecek miyiz, ama ben maçın çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Bursaspor iyi bir hava yakaladı. Yeni yönetim, işte transfer tahtasının açılması, yeni transferler gelecek. Tabii. Zaten biliyorsun, Texas anlatmaya gerek yok taraftar grubunun. Felaket. Adanaspor'da bu sene en azından geçen seneye nazaran iyi transferler yapıyor yabancı oyuncu anlamında, ama Aynen. yerli oyuncu transferlerinin yapılması gerekiyor. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da gol ve goller bulacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Senin de düşünceni alalım. Ardından da şunu söyleyeceğim. Bu maçla ilgili maç sonu programını stüdyomuzda yapacağız. Biz bu hafta transferleri Pazartesi. beklediğimiz için Aynen. bu şekilde transferleri ve maçla ilgili daha doğrusu görüşleri Zoom üzerinden yapıyoruz. Ya ben de seninle aynı görüşteyim. Bu maçta gol anlamında bana kayış kopacak gibi geliyor. Yani en azından 3 gol izleriz gibi geliyor. Çünkü iki takımda da etkili oyuncular var. Bursaspor belki yeni transferlerini oynatamayabilir. Hani o konuda daha net bir açıklama yapılmadı. Çapan oynayacak Ama bu gibi duruyor ama. oyuncular en kötü ihtimal sonradan gelen oyuncuların hepsi önümüzdeki haftaki Erzurum maçında oynayacaklar pazartesi Aynen. akşamı. Kesin o ama ya pazar günkü maçta bu oyuncular oynar mı oynamaz mı? Şu an net bir açıklama yok. Onu yarın başkanın açıklamalarından anlayacağız imza töreninde. Ya zaten Adanaspor'un hücum hattı çok etkili. Tete Uzogovic. Bursaspor'da da gene geçen sene her maçı gollü geçiyordu neredeyse Bursaspor'un biliyorsun. Aynen. İki takım da bence goller bulur bu maçta. Gol bulurlar bana öyle geliyor. Ben de öyle düşünüyorum zaten. İnşallah güzel ve zevkli bir maç olur. İnşallah. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. İnşallah güzel bir maç olacak. Maçın sonucunu zaten pazartesi günü yine stüdyo formatında konuşacağız. Bursaspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Son yaptığımız transfer programında iyi ilgi gösterdiler. Evet. Bu programımıza da, daha doğrusu bu videomuza da hem Bursaspor hem de Adanaspor taraftarlarından yoğun ilgi bekliyoruz. Ayrıca iki takım taraftarından da sosyal medya hesaplarımıza takip bekliyoruz. Çünkü hem Instagram'dan hem de Twitter'dan çok aktifiz. Ayrıca Facebook'tan da. Ben tekrardan iki takıma başarı dileklerimi iletiyorum. Pazartesi günü maç sonu programında görüşmek üzere. Son olarak kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Bursaspor ilk lisansları Ufuk Budak ve Hasan Ayaroğlu'na çıkardı. Furkan onu söyleyelim. Tamam. Ozan Sol ve Erhan Erentürk'ün lisans işlemleri de tamamlandı. Onu da söyleyelim. Hatta bu haber Bursaspor'un.com'un haberi. Kaynak da belirtelim. Tamam. Emek hırsızlığı yapmayalım hani. Aynen Yavaş öyle. yavaş diğer oyunculardan da haberler gelir. Zaten yarın cumartesi günü başkan basın toplantısı diyorum. Şeyde imza töreninde Aynen. bunu da bize açıklar. Hani tüm kamuoyuna açıklar. Orada iyice öğreniriz. Pazar günü de Bursaspor'un zaten 11'inden de hani iyice anlayacağız. Kimlerin Kesinlikle. çıktı çıkmadı. İki takıma tekrar başarılar diliyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Rica Ağzına ederim. sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Hem Bursa'ya hem de Adana'ya da selamlarımızı Evet, gönderelim. selamlarımızı Herkese iletiyoruz. iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.